Evet arkadaşlar, Mera'dayız. Nihat abimiz de Mera'daki bu seneki koştukları, aynı zamanda da kurbanlıklar değil mi abi bunlar? Evet abi, nasip olursa inşallah. Haydi. Ahırımıza doğru sürüyoruz. Haydi bak. Abi bunların içerisinde kaçer aylıklar var şöyle? 3 var, 3,5, 4. 3 ve üstü var. 3, 4, 5 aylık ortalama bunlar. Evet. Bugünümüz de böyle. Mera'dan koyunları getirmekte geçsin. Geç. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Aha, Île-de-France. Melezi. Île-de-France'lar. Baba Île-de-France değil mi bunun abi? Evet, anne verir olsun. Şu Île-de-France. Bak, başka var mı burada? Bir tane daha vardı sanki. Hadi bakalım. Tamam abi. Çok güzel bir yayılımlar var maşallah. Maşallah. Kipir yiyorlar. Normal şartlarda öğlenler eve gelinmiyor. Anneleri ve kendileri kırkıma girdiği için öğlen vakti 1-2 saat güneşin sıcağında yazda kalmıyor hayvanlar kırkım için. Bu şekilde ahıra geliyorlar. Haydi bakın. Veysel, bir ses ver oradan. Bir av yapsana Veysel, sen iyi yapıyorsun. Yes. Yes, Clay. Onlar geliyor, benimkiler gelmiyor. Bunlar beni bir tanımıyor diyor. Île-de-France'lar çok güzel duruyor abi ya. Abi maşallah. Maşallah. Allah nazar olsun. Vallahi bak. Böyle her yerden kendini belli ediyor hayvan ha. Çağır Veysel. Veysel çağır. Hadi. Kapıyı tut Veysel. Veysel kapıyı tut. 12 çarpı 70 metre uzunluğundaki çadırımızın bu bölümünde de erkek koyunlar mevcut. Diğer tarafta padoklarda şeyler var. Bu tarafta sol padoklarda kuzulayan koyunlar var. Yaklaşık 10 gün bu padoklarda kuzularla anneler yan yana. Burada yem hattı yolu bırakılmış. Diğer tarafta da aynı şekilde de ortada da gelen sürü yem yemek için, hemen geceleri uyumak için alanı kullanıyor. Şurada da bu padoklardan çıkan diğer koyunlar, yani 10 gün doğurmuş koyunlar. Bunlar ikizlik olanlar özellikle buralarda bırakılıyor ki kuzu kendini çabuk geliştirsin. Normal salımda da hayvan büyük anaçların yanında ezilme riski yaşamaz. Bu şekilde çadırım. Burası Eflani. Eflani'ye bağlı Hacı Molla köyü zannedersem köyün ismi. Köyün dış tarafında bir yer.